Kıymetli izleyicilerim, yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün belki daha önce hiç görmediğiniz sular altında kalacak olan yerleri göreceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz kısımlar Yusuf Ali yeni yerleşim yerinin olduğu yer. Şu yeşil çatılı olan yerler birinci bölgeydi. Bunlar üçüncü bölge. Şu üst tarafta olan tekkale evleriydi. Şu karşımızdaki viyadük, Peterek, Göcek, Ersiz, Hüngemek, Kiskim, İspir tarafına giden viyadük. Şu yolda yeni yapılan Irmakyanı köyünün yolu. Bu akan nehir Çoruh Nehri. Karşımızdaki taraf, şu sağ tarafa doğru göllenme var. Orası baraj gövdesinin olduğu taraf. Yaklaşık olarak buradan 9-10 kilometre aşağıda baraj gövdesi. Su seviyesi şu anda 78-80 metre seviyelerine çıkmış durumda. Şu nehrin sol tarafındaki araziler Kazavra Mahallesi'ne ait araziler. Şu yukarıya doğru giden yol da Kazavra'dan yeni yerleşim yerine giden yol. Sol taraf yine Kazavra Mahallesi. Sağ taraf Hamzet Mahallesi. Arkadaşlar, aşağıdan yukarıya su altında kalan birçok yeri göstermiştim. Eski takipçilerim bilir. Irmakyanı köyü sular altında kaldı. Orayı birçok defa çektik. Ondan sonra Irmakyanı köyünden biraz yukarıdan başladık. Günlük videolar çektik. Doldura doldura buraya kadar getirdik. Şu bol göllenmenin olduğu yerin sol tarafındaki yeşillik alan Ahalt Mahallesi'nin bahçeleri. Karşımızdaki evlerde Ahalt Mahallesi. Şurası iki nehrin birleşme noktası. Şu bizim taraftan akan Çoruh Nehri diğer eski yerleşim yerinin içinden akan da Barhal Çayı. Şu aşağıdaki yeşil yerler yine Kazavra Mahallesi. Şu sol tarafta yukarıda görmüş olduğunuz binalar yeni yerleşimin yerinin olduğu yerler. Buraları zaten birkaç defa drone'la da çekmiştik. Sokaklarını, caddelerini dolaşarak da çekim yaptık. Şu anda nehrin sağ tarafından giden yol Tekkale, ondan sonra Göcek, Peterek, Ersiz, Hüngemek, Kiskim, İspir tarafına giden eski yol. Şu V şeklindeki altta tam nehrin kenarından gelen yolda Yusuf Ali'ne gelen yol. Üst yolda Kazavra'nın içerisine geçen yol. Şu sol taraf Cala denilen mevki. Buralarda da bir tarım arazisi vardı. Yusuf Ali yeni yerleşime yerine şu anda şu sağ taraftaki küçük dağın arkasından yol çıkıyor. Şu anda nehrin sağ tarafından ileriye doğru devam eden yol
Biraz önce de söylediğim gibi Tekkale, Peterek, Göcek, Ersiz tarafına giden yol, şu sağdan yukarı çıkan yolda yeni yerleşim yerine çıkan yol. Yalnız su dolduğu zaman burası kullanılmayacak. Viyadükten ulaşım sağlanacak. Buradan itibaren Tekkale köyünün sınırları başladı. Buralarda artık araziler başlıyor ve buradan ileriye doğru, Tekkale'ye doğru güzel pirinç ekilirdi. Çok meşhur, kaliteli bir pirinci olurdu, lezzetli. Şu karşımızdaki viyadükte, yanlış söylemeyeyim, dünyanın mı Türkiye'nin mi en yüksek viyadüğü olduğunu duydum. Bu viyadük Ersiz, İspir, Hüngamek, Kiskim tarafına ulaşımı sağlayan viyadük. Yeni yerleşim yerinden o birinci bölgeden tünele giriliyor. Ondan sonra tünelden çıkınca bu viyadükten karşıya geçiliyor. Böyle devam ediyorsun. Oradan da Ersiz, Göcek, Kiskim, Hüngamek tarafına yol devam ediyor. Şu görmüş olduğunuz kırmızı sarı renkleri soracaksınız arkadaşlar. Onları ben boyadım diyemiyorum tabii ki. Ben nasıl boyayacağım? İhtimal dahilinde bir maden olabilir. Bu arada arkadaşlar, biraz da sitem yapayım. Bu görüntüleri görüntüleyebilmek için drone'u gönderdiğimiz mesafe 5 kilometre mesafe. Görüyorsunuz buralarda dağlık arazi. Yani drone dağın diğer tarafında kaldığı zaman sinyal kesiliyor. Ondan sonra düşme tehlikesi oluyor vesaire, kaybolma tehlikesi oluyor. Yani bu zorluklara rağmen sizin için görüntüler çekip aktarmaya çalışıyoruz. Ama bazı arkadaşlar şuradaki oturduğu yerde beğen tuşuna basmayı ya unutuyor veyahut da çekimser kalıyor. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi, şu viyadüğün adı Tekkale Viyadüğü. Hemen bu viyadükten sonra karşı tarafımızda Tekkale evleri var. Şimdi onları biraz daha net göreceğiz. Burası Tekkale Köyü. Eski adı Dört Kilise. Şurada bir sağda kale var. Ama ne çok net görebilir misiniz bilmiyorum. Bunlar Tekkale. Yeni adı, eski adı Dört Kilise köyü burası. Bu köy işte buradan kalkıp o üçüncü bölgenin yanına gelmişti. Oranın videosunu çekmiştik. Burasının da, bu köyün de rakımı alçak olduğu için burada da çok güzel meyve sebzeler olurdu. Aynı zamanda buranın ve bundan sonraki Peterek köyünün pirinci de çok meşhurdu. Tahmin ediyorum arkadaşlar, bu vadiyi ilk defa görüyorsunuz. Bu vadi de tamamen sular altında kalıyor. Şu köyün içerisinden geçen yol, sağ taraftan, o yol eski yol. Eskiden o yolla işte Peterek, Kiskim, Hüngamek, Ersiz,
İspir vesaire yerlere ulaşım sağlanıyordu. Şu nehrin sağ tarafında yine arazileri görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, bu videolarda emek var, para var, risk var. Şu çekim yaptığım yerle benim köyün arası gidiş geliş 100 kilometre. Ondan sonra drone'u gönderiyorsun. Düşme, kaybolma tehlikesi çok fazla. Ayrıca biraz eski takipçilerim bilir. Drone sipariş vermiştim. O kadar yoğunum ki 10 gün sonra onu kutusundan açabilmiştim. Yani bu yoğunluğa rağmen hem bir hatıra kalsın, anı kalsın, hem de Yusufeli dışında birçok hemşerimiz var. Onlar Yusufeli kalkmadan gelip görmek istiyorlardı ama birçoğunun imkanı olmadı. Aynı zamanda da gözleri burada merak ediyorlar. Meraklarını gidersinler diye bu yoğunluk arasında zaman harcıyoruz, para harcıyoruz. Ondan sonra risk alıyoruz, gidiyoruz, çekim yapıyoruz. Ne bileyim, video izleniyor. 5000, 10000 beğeniye bakıyorsun ki 100-200. Arkadaşlar, beğenmek parayla değil ki. Yani sol tarafta bir beğen tuşu var. Ona ne yapacaksın? Basacaksın. Bu kadar basit. Arkadaşlar, burası neresi? Burası da yine Tekkale köyünden şimdi Peterek tarafına doğru devam ediyoruz. Yani Yusufeli'nden sonra bakın, görüyorsunuz kırmızı topraklar, kırmızı dağlar. Onlar tahmin ediyorum madendir. Burası orman deposunun olduğu bölge. Aynı zamanda da bu devlet su işlerinin burada şantiyeleri vardı. Şu barajla ilgili çalışmaların yapıldığı şantiyeler vardı. Yani Yusufeli'nden sonra Tekkale köyü var. Tekkale köyünden sonra da Peterek köyü var. Şu araziler Peterek köyüne ait olan araziler. Sağ taraf Peterek, sol tarafta Göcek. Yeni adı Çeltikdüzü. Göcek'in yeni adı Çeltikdüzü. Petere'in yeni adı Çevreli. Şu görmüş olduğunuz alanlar tamamen su altında kalıyor. Bu görmüş olduğunuz alanlar tamamen su altında kalıyor. Bu biraz sonra göreceksiniz. Peterek köyünün merkezine 18 yani Yusufeli'nin buraya Petere'in sol tarafı da Göcek. Yani Çeltikdüzü köyü. O Çeltikdüzü köyünün de arazilerinin neredeyse tamamına yakını, ondan sonra evlerinde yarısı diyebilirim sular altında kalıyor. Biraz sonra göreceğiz, sağ tarafta görmüş olduğunuz yeşil alanlar Peterek köyüne ait. Suyun sağ tarafı Peterek, sol tarafı Göcek. Biraz sonra evleri de daha net bir şekilde göreceğiz. Şu nehrin sağında ve solunda görmüş olduğunuz araziler tarım arazisiydi. Buranın da iklimi çok ılıman, soğuk olmaz. Aynı zamanda da burada da her türlü meyve sebze olur. Bu Peterek ve Göcek köylerinde de
çok meşhur pirinç olurdu. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz evler Göcek köyünün evleri. Bunların, şu evlerin yarıdan aşağısını su alıyor. Orada evlerin arasında bir taş var. Oradan aşağısı su altında kalıyor. Biraz sonra o taşı da sizlere göstereceğim. Şu sol tarafındaki bordo çatılarda Göcek için yeni yapılan evler. Şu anda görmüş olduğunuz o eski evler su altında kalmıyor. Şunlar Göcek için yapılan yeni evler. Biraz önce görmüş olduğunuz viyadükten tünele giriyorsunuz ve hemen şu sağ taraftan yol iniyor aşağı doğru. Tünelin başı oraya geliyor. Tünelden buraya bir çıkış var. Ondan sonra yine tünel devam ediyor. İşte gördüğünüz tüneli de. Bunlar Göcek. Şu sol tarafta bir taş var. Gördüyseniz. O taşa kadar su çıkıyor. Oradan aşağısını tamamen su alıyor. Şu karşısı Petereğin Civner Mahallesi. Bunlar Göcek evleri, Göcek köyünün evleri. Şu karşımız Givner Mahallesi, yani Petereğin Çevreli köyünün bir mahallesi. Arkadaşlar, suyun göllenmesi yaklaşık olarak buradan bir 10 kilometre daha diyebilirim, tahmini söylüyorum, yukarıya doğru devam ediyor. Bu Petereğ köyünün Maraş mahallesi var. Maraş'tan biraz daha yukarıda bir iki mahalle daha var. Onların isimlerini unuttum. Oraları filan su alıyor. Şu sol tarafta karşımızda görmüş olduğunuz nehrin sol tarafı Ersiz köyünün, yani Kılıçkaya yeni adı, Kılıçkaya köyünün Cala diye ifade ettikleri mevki, sağ tarafta Maraş mahallesi, Petereğ köyünün Maraş mahallesi. Şu kısımlar, şu görmüş olduğunuz şu karşımızdaki kısımlar tamamen su altında kalıyor. Şimdi göreceksiniz. Yeni evler var. Bunlar da şu sol taraftaki su altında kalan evler için yapılan yeni binalar. Burada bir kale var. Şu nehrin sol tarafı Ersiz köyüne ait Cala Mahallesi, sağ tarafı da Maraş Mahallesi. Yusuf Elinden buraya kadar arkadaşlar 18 kilometre. Buradan yukarıya doğru bir 10 kilometre daha var. Yaklaşık 28 kilometre.
Biraz sonra bir viyadük daha göreceğiz. O viyadük de bu Peterek Çevreli Köyü'ne ulaşımı sağlayan viyadük. Şu anda şu sol tarafta görmüş olduğunuz nehrin sol tarafı, sağ tarafı, bu araziler tamamen su altında kalacak. Buralarda da yine pirinç ekilirdi. Başlıca pirinç buraların ürünü. Onun yanı sıra diğer sebze ve meyveler de ekilir, biçilirdi. Bu kısımlarda su altında kalıyor. Buradan yukarıya doğru tahmine söylüyorum bir 6-7 kilometre daha rahat gidiyor suyun göllenmesi. Şu soldan yukarıya doğru çıkan yol Ersiz Köyü'ne giden yol. İşte şu viyadükten ileri doğru görmüş olduğunuz arazilerde su alıyor. Sinyal kesildiği için dönüyoruz arkadaşlar geriye doğru. İleriyi tamamen görüntüleyemedik. Geriye döndük. Şu nehrin sol tarafı Çevreli Köyü. Görmüş olduğunuz solda ilk yeni yapılan turuncu evler Çevreli Köyü'nün yeni evleri. Evlerden aşağısını su alıyor. Evet arkadaşlar. Sizler oturduğunuz yerde belki 2-3 dakika izliyorsunuz, belki yarım saat izliyorsunuz. Çok basit gözüküyor ama bu izlemiş olduğunuz yarım saatlik görüntüyü sizlere sunabilmek benim en az 5-6 saatimi alıyor. Bir de bunca yoğunluk arasında bunu sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Sizlerden isteğimiz şu soldaki beğen tuşuna basmak arkadaşlar. Parayla değil, beğen tuşuna basınca para vermiyorsunuz. Basalım lütfen, unutmayalım o tuşa basmayı. Bunlar müstakil yapılmış evler. Burası neresi? Biraz önce şu viyadüğü görmüştük. Bu viyadükten ileri doğru tekrar göndermek istedik drone'u. Yani burası Hüngemek Giskim tarafına doğru. Peterek bizim tarafımızda kaldı. Şu tarafa doğru drone'u tekrar gönderip burayı da sizler için görüntülemek istedik. Bu drone buraya giderken biz tabii ki hop oturup hop kalkıyoruz. Çünkü aha düştü, aha düşecek, aha geldi, aha gelecek derken kamerada gözükmüyor. Ancak birçok heyecan yaşıyoruz. Korku yaşıyoruz. Bu kısımlarda arkadaşlar tamamen su altında.
Dostlar, baraj gövdesinden itibaren Irmakya'nın kölük sular altında kaldık, gösterdik. Ahalt sular altında kalıyor, gösterdik. Yüzüveri sular altında kalıyor, gösterdik. Yüzüveri'nden Öydem Sarıgöl tarafına doğru sular altında kalan yerlerin çoğusunu gösterdik. Bu taraf, şu anda göstermiş olduğumuz yerlerde sular altında kalıyor. Bunları da gösteriyoruz. Yani %90 oranında su altında kalacak olan bölgeleri tanımış oldunuz. Bundan sonra da artık işin pek heyecanında kalmadı. Yusuf Ali artık son nefesini alıp veriyor. Yani canı çıkmak üzere. İşte ahırlardır vesairedir, ufak tefek eksiklikler tamamlandığı zaman orayı bir haftanın içerisine, bilemedin 10 günün içerisine yıkarlar. Ondan sonra su artık 1 metre çıkmış, 5 metre çıkmış. Çok da fazla, belli bir seviyeye kadar önemli değil. Evet arkadaşlar. Şu sol taraf yine Ersis'e ait olan araziler. Buralarda sular altında kalıyor. Ta İspir'e kadar gönderecektim sizin için drone'u ama işte şu dağların ötesinden sinyal kesiliyor. Ben daha buradan öteye gitmem diyor zaman zaman. Şimdi geri döndük. Şu yönümüzün olduğu taraf, baraj gövdesinin olduğu taraf. Peterek yani Çevreli köyünü tekrar göreceğiz. Bu kısımları çekmemiştim çünkü buraları henüz su almamıştı. Onun için öncelikle alt kısımları çekmeye gayret ettik. Buraları çekmemizi isteyen izleyicilerimiz de vardı. Onu da yerine getirmiş olduk. Hamdolsun onları da kırmadık. Biraz geç oldu ama güç olmadı inşallah. Biraz sonra görüntülerimiz bitecek. O Güvenar Mahallesi'ne yakın bir yerde. Daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yine tekrar edelim. Şu nehrin sağ solu sular altında kalıyor. Nehrin sağında orada bir hayvan çiftliği varmış. Orası da sular altında kalıyor. Şu yeni yapılan binaların karşısındaki yer Petre'nin Güvenar Mahallesi. İlçe için, Yusuf Ali yeni yerleşim için burası da düşünülmüştü. Bu Güvenar Mahallesi de düşünülmüştü. Bir de Petre'nin buradan sol tarafa doğru daha arazileri çok devam ediyor. O kısmı henüz görüntülemedik. Sular altında kalmadığı için. Daha sonraki bir zamanda inşallah oralarda görüntüleriz. Şu yeni yerleşim yerinin sağ tarafından yani çok az bir kısım su altında kalmıyor, oradan aşağısı kalıyor. Şu sağdaki yol eski Ersis yolu.
beğeniyi unutmayalım arkadaşlar. Burada emek var, zaman var, risk var. Var da var. Lütfen beğeni tuşuna basmayı esirgemeyelim. Şu dere içerisinde görmüş olduğunuz evlerde peterek evleri, onlar su altında kalmıyor. Peterek köyünün bir mahallesi orası. Şu karşımızdaki evler Peterek'in Güvenar mahallesi. Daha karşımızdaki en sonda gözüken sağ tarafa doğru orası da Göcek. Göcek'in yeni adı da Çeltik Düzü. Orası da bir köy. Bu sefer artık başa dönmeyeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle.